geçiyor. Ay, ve bugün Milli Kütüphane'ye gideceğiz. Ses çıkıyor ama masalar. Ama sen zaten kulak dinliyorsun. Baktın mı? 36. Ben kaçtım. 4-10-30. Çekim yapıyormuşum gibi oldu ama yerlerimizi beğenmedik, ondan yerleri değiştireceğiz şimdi. Kameraya bakarak konuşmalıyım. Milli Kütüphane'deyiz, özlemişim. Çok zaman oldu gelmeyeli. Ama dediğim gibi yerimiz çok salak, ondan değişmeliyiz. Bay bay. Benim 132, ona bakabilir miyim? Şurası. Yine kaç? Değiştir mi? Kaç değiştir? Öyle bir sınır bence var. Yok bence. 3 kere mi? Niye olsun ki, hiç mantıklı değil. Gene 144. 224 verdi bana bu sefer. Bence uygun. Güzel ama benimki uygun değil. Ya. Evet, öyleymiş. Ne komik. En son kaç dediydi? İşte ben ona bakacaktım. 144. Of ya.
Başladık mı? Bunu benim biliyor olmam lazım. Evet, başladık. Şimdi dışarı çıkacağız ve yemek yiyeceğiz ve geri geleceğiz. Saat 12.30 falan. Yoruldum. Yalan yok, yoruldum. Aa, mola al. Tamam. Basayım mı? Evet. Evet. Ha, bir saatlik olan alıyorum, tamam. Tabii ki de. Bir saatte döneceğiz bak. Tamam. Tam 13.40. Gördüğünüz gibi 13.40'da geri dönmemiz gerekiyor. İyi gidiyor ama daha henüz o başlayacağım, yapmam gereken 100 sayfalık yere başlamadım bile. Daha ile çalışıyorum. Pediatri çalışmalıyım ama daha ile çalışıyorum. Neyse, böyle hava çok güzel. Ama biz milli kütüphanedeyiz. Neyse. İşte böyle, siz neler yapıyorsunuz? Bunlar katıl, hiç diyecek bir şeyim yok. Hayatta hiçbir şey yapmışlığım yok şu anda. Neyse ama hava çok güzel cidden. Bu kadar. Yemekte görüşürüz o zaman. Bay bay. Çok yersin. Of ya. Tam o zaman. Bana çok fark etmez. Evet. Fındık olması mevcut. Şey, buradan oturuyoruz. Ve bu kadar. Nasıl? Bayağı iyi. Ha. Çıkmışım bir izlenim. Yani farklı. Değişik. Güzel ama. Geciktik birazcık. Bir dakika farklı geciktik. Şimdi şöyle oldu, milli kütüphanede size bir saat veriyorlar ara vermek için. Ve biz o bir saati bir dakikayla geçirip dışarıda kaldık. Ve daha da kötü olanı, 20 dakika boyunca içeri almıyorlarmış. İlginç bir bilgi. Evet, ben de şaşkınım. Ondan şu anda dışarıda bekliyoruz bunlar Toş'la. O biraz isyankar. Ben de ne olsun, hayırlısı falan. Böyle bakış açılarındayım. Öyle ikide bir daha gireceğiz ve yerimiz değişmiş olacak. Evet, o biraz... Prizi kullanmıyordum bile. Ben kullanıyordum. Kullanacaktım ama.
Merhaba tekrar ben. Kafam almayınca ben çalışmayı bırakıyorum yani. Yeni takvim. Ondan sonracıma şimdi yurda gideyim. Biraz YouTube. Biraz dinlenmece. Sonra devam ederim. 50 sayfamı bitirdim. 50 sayfam kaldı. Ama bir sürü de tekrar ettim. Bir sürü de not okudum. Yani onun dışında. Aferin kız bana da. Ama aynen başarı. Şu an iyi gidiyor. Neyse böyle işte. Çıkışta da çok minnoş iki tane kızla karşılaştık. Bir tanesi ismi Melike'ymiş ama diğeri söylemedim. Neyse. Çok tatlılar. Siz de beni görürseniz gelin konuşalım. Bu kadar. Öpüyorum. Bye bye. 8 aylık bir bebek normal doğum, 39 haftalık hiçbir şekilde normal doğum, zorlu falan bir şey yok. Kara şişkinliği oluyor ama öncesinde de bir yorgunluğu var. Uzanarak yemek yemeye başlıyor. Hastaneye gittiğinde genel olarak aldığı tırnak gaz şişkinliği. Daha sonra annesi eline gelen bir şişlikten bahsediyor. Mayıs başında da ne oluyor? Mayıs başına doğru tanısını alıyor çünkü ultrasonografiyle 10 santimlik bir tane kitle keşfediliyor. Daha sonra işte biyopsi alınıyor. Pediatride bir gün gibi bir video düşünüyorum. Ama ne kadar olur bilmiyorum. Çünkü hastanenin içerisinde birçok yeri gösteremiyorum. Öyle olunca da sanki sadece bir sınıfa girmişim ve o sınıftan çıkmışım gibi geçen bir gün gibi gözüküyor. Halbuki öyle değil. Bayağı bir oraya bir buraya yani hastanenin içinde böyle dolaşarak geçiyor aslında o günler.